ekim hizmetleri, tabi cami hizmetleri, vaaz ve irşat, ADRB, dini soruların cevaplandırılması, kurban hizmetleri, personel, cami derslerimiz, aile eğitimleri, bu aile eğitimlerinden kastımız tabi ADRB eğitimi kıymetli misafirlerimiz. Yine burada bize vatandaşlarımızı en çok ilgilendiren ve bize en çok sorunların geldiği noktalar kaç kısımda hizmetlerimiz. Yine uzmanı bir şef, 12 Kur'an kursu öğreticisi, 9 daire personeli, 169 imam hatip, 14 müezzin kayyım ve 48 fahri Kur'an kursu öğreticimizle hizmetlerimizi... Yani biliyorsunuz biz her yazın sınav yapıyoruz. İhtiyaç nispetinde de yaklaşık 55-60 civarında fahri öğretici alıyoruz. Yani yine imam hatip lisesini komisyon oluşturuyor ve sınav yapılarak yine bunlar camilerimizde, Kur'an kurslarımızda ihtiyaç nispetinde görevlendiriliyor. Tabii yüksek olmamız büyük bir malum ilçemiz, il olmaya namzet. Dolayısıyla işler çok yoğun ve yoğunlukla ben 3 ayda Hakkari'de görev yaptım il müftülüğünde. Gerçekten bunu samimi söylüyorum, Hakkari'deki o çalıştığı dönemle burayı kıyasladığımda ben yüksek olmada daha fazla iş yoğunluğunu görüyorum. Dolayısıyla müftülük işlerimiz de herkese aynı. Burada dolayısıyla bizim bir şube müdürümüze hala ihtiyacımız var. Sunumun sonunda bu konuyla beraber istişare edeceğiz. Demek isterim şimdi. Kur'an kurslarımızda ilçe merkezimizde 45 Kur'an kursumuz var. Bunun içerisinde ihtiyaç odaklı yatırım kurslarımızda dahil. Köylerimizde 10 mezralarda 3, cami dersleri kapsamında da yine hocalarımızın akşamları verdiği 21 kursumuz. Hatta dersler kapsamında 21 kursumuz, toplam 73 kursumuz var. Yani genel tablo, işte cami durumu, din görevlisi durumu, personel durumu bu şey. Yani din hizmeti alanı, vatandaşlarımıza din hizmeti sunmak için bizim varoluş gayemiz, nedenimiz. Ve en çok tabii bizim koşturduğumuz, hizmet çeşitliliğimizi artırmaya gayret ettiğimiz nokta din hizmetleri sınıfımız. Tabii bu noktada bizim olmazlarımızdan haftanın 5 günü ilçemiz merkez ve köylerinde 3'er aylık programlar dahilinde otoyapanımız onaylıyor. Yani bizden gelen konular veyahut da bizim belirlediğimiz konular dahilinde Sayın Kaymakamımızın onayını alarak 3'er aylık süreler zarfında, 3'er aylık periyodlar halinde bu vaaz ve irşat programlarını ilçe merkezimizde ve köylerimizde yapıyorlar. Yine din hizmetleri alanında bizim faaliyet alanlarımızdan bir tanesi, özellikle her hafta veya istisnai durumlarda, farklı zamanlarda Umar FM'de, Yol FM'de yarın radyo programları düzenliyoruz. Çok da güzel oluyor bu programlar, güzel dönüşler de alıyoruz. Onun dışında bizim ADN'de hizmet birimimiz var, kıymetli misafirlerimiz. Tabii burası, bu bölgemiz biraz daha böyle kapalı toplum şeyini hala aşmadığı için yani ailelerin bize müracaatı noktada biraz zayıf. Ben özellikle bu noktada yönlendirmenizi sizden rica ediyorum. Yani aile problemleri yaşarken hali hazırda görevli kültürü gereği işte kanaat önderlerimiz olsun, mahallenin imamları olsun veyahut da işte mahallenin büyükleri problemi çözmeye çalışıyor ama bu noktada müftülüğümüzün de böyle bir kurumu birimi olduğunu 2022'de 22 aileyi ziyaret etmişiz. Gidiyorlar, hocalarımız bir hediye getiriyorlar, bir çaylar içiyorlar, mahallenin hatırlarını soruyorlar. Çok da güzel oluyor bu. Yani bazı çoluk çocuğu işte şehir dışında çalışan, yurt dışında çalışan yalnız kalmış aileler var. O hanımefendi kardeşlerimize yönelik merkezde köylerde hocalarımız tarafından, bayan hocalarımız tarafından vaaz ve irşat programlarımız düzenleniyor. Ve bunların duaları alınıyor ve onlar da çok mutlu oluyorlar. Bir moral motivasyon, onu ailemiz gerekiyor. Kurban vaaz, referanda kurban vasıtasıyla veya kurumumuzun herhangi bir işini görmek için, ihtiyacını gidermek için veyahut da hizmet